geldin, hoş geldin. Çok özlemişim. Ben de çok özledim. Nasılsın? Canım benim, iyiyim ya. Vallahi sarılmamdan belli, kıracağım belini. Yani o dönemde o şarkı patlamıştı ya. Çok patlamıştı değil mi? Evet. Gel gel, hadi gel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne iyi ettin de geldin? Nereden aklına geldi senin bana gelmek ya? Beyazıt'cığım, senin kafan mı iyi? Sen aramadın mı gel programı konuşalım demedin mi bana? Allah Allah. Yalnız o değil de yarım ağız söylemiştim. Sen de hemen damladın yani. Benim yolumun yolcusuymuşsun. Hemen böyle gönlüm varmış geldin. Vallahi içim üşüyordu. Isıttın beni diyeyim. Yani böyle şakalar makalar havada uçuşuyor ama bu havada üşümek nedir lan? Lan mı? Neyse canın sağ olsun. Gel otur. Evet, benim yalnızlığımın soğuk ve karanlık duvarları üşüyordu. Tatlışkom. Tatlışkom ne be? Ay bıraksana artık şu geyik yapmayı. Allah Allah. Tamam ya, lafın gelişi söyledim ya. Bak Beyaz. O laf nereden geldiyse. Tamam ben anladım onu ya. Ya neyse Ayşe ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim sinirlerim çok bozuk ya. Gerçekten çok bozuk. Yani ben artık sıkıldım bu geyiklerden. Ben valla boğuluyorum Ayşe. Benim birisiyle bir şeyleri paylaşmam lazım ya. Gerçekten mi ya? Vallahi ya. Anlatsana ya. Ben de cidden sinirlenmeye başlamıştım az önce sana. Ya tahmin ettim de. Ya Ayşe o kadar zor ki yani. Yani şu ülkede ya tacizden bıktım ya. Yani bekar, ünlü ve yakışıklı bir adamın tek başına talk show yapması bu kadar zor olmamalı ya. Devamlı taciz, devamlı taciz yani. Aa, kimler? Tanıyor muyuz? Ya hayır hayır hayır, israr etme. Hayatta söylemem, israr etme. Aman be, söylemesen söyleme. Sarı ya, zinet olan. Vallahi ya. Vallahi. Ya devamlı bir taciz atışı ya. Devamlı taciz yani. Yok efendim sen de bekarsın, ben de bekarım. Bu işte bizim ünlüler camiasında bizden başka bekar kaldı mı? Yok ondan sonra efendim benim olmazsan kara toprağın olurum falan. Tehdit ya. Aa. Bayağı bildiğin tehdit ya. Aa. Ya sadece ziynet olsa iyi ya. Atiye falan da takık bana yani. Geçenlerde işte senin ne biçim boyun posun var. Sen ne kadar yakışıklı, ne kadar güçlü bir erkeksin falan. E Ayla Çelik gelmiş bana. Yüreğe sevgili endamını göreyim. Yok efendim sensiz geçen günleri falan diyor yani. Yok artık. Çüş. Gerçekten mi? Yemin ediyorum ya. Ama ben Esmer seviyorum ya. Yani böyle benim kadınım, benim kısıran böyle benim kahvem gibi olmalı. Hem acı hem sert olmalı mesela. Ne bileyim böyle ayak bilekleri falan ince olmalı yani. Ne yapıyorsun be? Tamam karıcığım ya, hemen sinirlenme. Ne karıcığımı be? Bak Ayşe, seni böyle bir sevgi çukuruna koyup üzerini de böyle aşk molozuyla doldurmak istiyorum. Oğlum manyak mısın sen? Git belanı başka bir yerden bul. Bul! Ayşe dur. Eğer şu anda bu evden gidersen bir daha asla bu eve geri dönemezsin. Oğlum manyak mısın? Niye döneceğim ben bu eve ya? Bak bir daha bu eve gelenin de sana selam verenin de... Ayşe dur. Yalvarırım gitme. Senden son bir ricam var. Çok kötü bir dönemdeyim. Patlayacak gibiyim. Bana sadece bir dakika ver. Yani hiç hak etmiyorsun ama bunca yılın hatırına tamam. Aa bir dakikan senin. Ne yapacaksın? Peki böyle bir dakika içinde istediğim her şeyi yapabilecek miyim? Allah belanı vermesin Beyazıt. Tamam tamam sinirlenme, şaka şaka, her şey şaka. Son bir isteğim var, bana bir dakika başına eğer misin tatlım? Bana tatlım deme. Tamam demeyeceğim canım benim. Bir dakika başına eğ, ne olur ya. Ha gerçekten senden tiksindim ya. Yani gerçekten şuradan çekip gitmek istiyorum Beyazıt ya. Al ne yapacaksan yap. Tamam. Nusret bir süt kuzusu gördüğünde neler hissediyorsa ben de aynı şeyi hissediyorum. Böyle benim ol istiyorum. Nusret Dağı'nın döşünü gördüğünde ne hissediyorsa ben de şu an onu hissediyorum. Oh! 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 Ağzına yüzünü